Söz yok. Bakın bu hakikaten bir mucize. Bakın dünyada en şiddetli kanser türü yakalandı. Evet. En güçlü kanser türüdür. Bu hastalıktan yaşayan hiç kimse yok. Evet, tek İnşallah. kişi. Ve yani mesela başka türlü de yaşayan olur da perişan olarak yaşıyorlar. İnşallah. Yani kısa sürede ölüyorlar. Çok sağlıklı İnşallah. Gözüküyor hocam. Zımba. Maşallah. Maşallah. İmanın bereketi. Maşallah. Allah vesile ediyor. Siz maşallah. Doktorlar rapor verdiğinde işte şu kadar ömrü kalmıştır diye birçok insan ümidi kestiğinde siz yaşayacak demişsiniz o günlerde. Ona maşallah. Cevat Bey dedi ki televizyona çıktı ama. Televizyona. Ben dedi buna para veririm. Babası. Yaşayacağını bilsem dedi. Hı-hı. Yaşayacağını bilsem. Ama bu yaşamaz dedi. Babası diyor. Yaşamaz evet, dedi. Evet. O yüzden vermem para dedi. Vermeyeceğim evet. dedi. Yani mutlaka ölür dedi. Bundan kurtuluş yok dedi bastırttan dedi. Televizyonda söyledi bunu. Buna ilik buldular. Yüzde kaç dedim. %90 küsür bilmem ne olmadı dedim. Evet. Bir tane daha buldular. Yüzde, bu dedi ki ben yaptıracağım dedi ilik nakli. Yüzde kaç dedim? %99 virgül bilmem kaç yani. Ölüm riski. Üç, evet. Yani %0 virgül bilmem kaç eksik. Olmaz dedim. Yine olmaz. Evet. Tam uyumlu bulunacak dedim. Evet. Maşallah. Her türlü tehlikeye göze aldım. Hatta bize o zaman Titan, Saadet Zinciri bilmem ne, çete mete falan hep o zaman ortaya atıldı bu laflar zaten. Maşallah. Benim şey suçlamamda da var zaten. Evet. Kankam. Evet. Benim yani bu çete suçu almamda yani 3 yıl ceza almamda ki verdiğim yani polis ifademde var. Ben yaptım diyorum kampanyayı. Kardeşim aslan gibi delikanlı gidecek gözümüzün önünde. Ben hapis mahpis dinler miyim yani? Allah razı olsun. Tabii niye dinleyeyim hapiste? İsterse 20 yıl yatırsınlar yani. Değil mi? Yani bir insan ölmesini mi kabul edeceksin? 20 yıl mı yatacaksın? Ben 20 yıl gider yatarım. Allah razı olsun. Kabul edilir mi? Yani katil korumuna düşersin Allah vermesin yani. Elinde imkan var çünkü. Hiçbir şekilde kabul etmedi. Bulundu ve konu bitti. Maşallah. Şakı gibi. Maşallah. Elhamdülillah maşallah. Allah her Allah. Günüyle ilgilendi hocamız. Hı. Ben de şimdi şahitlik yapayım inşallah. Bu hem uygun düğüm bulunmaması, madden manen, yediğim, içtiğim. Hatta doktor sormuştu bana Amerika'daki. Senin dedi hiç ateşin çıktı mı dedi. Ben en ağır kemoterapi alıyordum. Hı. Hiç çıkmadı dedim. Mucize bu dedi. Hocamızın bazı tarifleri vardı. Ben onları yiyip içiyordum. Ne yiyorsun, ne içiyorsun diye sordu bana. Bir gün hatta hücrelerim çok düşüktü. Hocamızın haberi oldu. Bazı şeyler tarif etti. Böyle ballı, karaciğer bir karışım böyle. Evet, ertesi gün hakikaten evet. muazzam bir fırlama oldu hücrelerimde. Ertesi gün kan testi yap. Her gün yaptırıyordum. Doktor geldi böyle. Çok dünyaca tanımış bir profesör hatta. Orada MD'nin dünyanın en ünlü kanser hastanesinde. Ya ne oldu sana ya dedi. Ne içiyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun dedi bana böyle. Orada maşallah kan düzeyi acayip yükseldi. Bana dediler ki kan değerleri çok düştü dediler. Ben ona çeşitli tavsiyelerde bulundum. Hakikaten yani aslan gibi oldu. Maşallah. Bizim Tarkan da öyle bir kanser hastalığına yakalandı. Ani sıçradı vücudunda gelişti. Hangi Tarkan? Yok yok bu şey başka. Başka Tarkan mı görüyorsun? Direkt Tarkan'ı. Nasıl yani? Evet. Vakıf başkanımız. O zaman da o aslana biz baktık. Ben evet, baktım. Evet, maşallah. Annesinin babasının zaten vakti hali müsait değildi yani. Evet. Mecburen. De bir şey oldu ona, onların da yani gücü yetmediği için. Ya güçleri yetseydi de yine biz bakacaktık zaten. Akciğerine oraya buraya sıçramıştı. Kan değerleri düşmüştü. Evet. Böyle Kırkpınar baş elemanı gibi oldu kısa sürede. Kanseri hemen evet. yendi. Maşallah. İlaçla Allah'ın izniyle kan değerleri muazzam yükseldi. Çok iyi baktık. Hiç belli bile değildi kanser hastası oldu. Maşallah evet. Yani anlaşılmadı yani öyle. Bir anda hastalığı geçti. Maşallah. Ayrıca ben bu, bu kampanya vesilesiyle birçok hastaya da ilik bulunmuştu. Ha evet tabii. Bunun bankası kuruldu. Evet, banka kuruldu yani birçok evet. insana şifa oldu. Onun kanadıyan tabii oradan ilik alıp hayatını kurtaranlar çok insan oldu. Maşallah. İnşallah. Ben hocamızı aramıştım. İlk hocam sizi aramıştım o zaman. Siz peki nasıl öğrendiniz? Yani nasıl oldu? Birdenbire mi oldu bu yoksa rahatsızlıklarınız mı vardı? Eli yüzü şişti böyle evet. şöyle. Bir anda. Evet. Tabii boynu böyle eli yüzü şişti. Hemen Amerika'ya gönderttik.
Yani gönderttim. Evet. Daha Türkçesi. Evet. Baktım Türkiye'ye teşhis koyamıyorlar. Siz dediniz kanser diye. Tabii. Tabii. Kanserdir dediniz, git dediniz hemen Amerika'ya. Tabii. Yani bu inanmıyordu. Yani yavrum dedim, Allah alem kanser dedim. Yani belli. Hemen Amerika'ya gönderttirdim. Evet. Yıldırım gibi. Orada teşhis koydular. Peki anneniz falan, anneniz diğer fertler? Annem Amerika'ya hiç gelmedi. Yani 6 sene ben tedavi gördüm orada. Bakın iki kemik inakli geçirdim. Yıllarca kemoterapi oldum. Hocamız işte Allah razı olsun, arkadaşlarım gelmişti. Onları rica etti, gönderdi. Bana kardeşlerim, kız kardeşlerim ve arkadaşlarım baktılar. Hocamız her günüyle ilgilendi, Allah razı olsun. Bakın şöyle söyleyeyim size. 1000 tane doktora sordurttu. Bakın 1000. Şöyle oldu. 500 olmuştu. Kemik inakline bir hafta kalmış. Soruyorduk Türkiye'ye, hocam yeterli mi diye. Sorun dedi. Belki dedi dünyada hiç kimsenin bilmediği, yani bilinmeyen böyle çok değişik bir teknik vardır kemik inakli de. Çünkü o kadar öldürücü bir tedavi ki. Onun için bütün dünyadaki dünyanın en önüne gelen İsrail, İtalya, Fransa, Japonya tamamı. Tabii. 1000 oldu. Son gün, hatta bakın ben size söyleyeyim, 900 küsürdü böyle. Bir gün daha vardı kemik inakli. Devam edin dedi. 1000 olmuştu tam sayı o gün, hatırlıyorum. Son tam bir gün önce. Tam vicdani kanaatim tam geldikten sonra izin verdi. Maşallah. %100'e yakın bir ilik bulundu. Tam %100'e yakın. Yani artık 0,0 bilmem neyle şey yapmıyor. Tamam dedim. Şimdi olabilir. İnşallah. O şekilde ameliyatı oldu. Ondan sonra konu bitti. Mucize beklemeye gerek yok. Çok büyük bir mucize çünkü. Maşallah. İşte mucize burada. Mucize arayanlar için. Cevat Bey de o zaman dedi ki hanım demiş, sen ilgilenme. Hoca ilgilenir. O yeter demiş o. Yani onlar evet, şey yapar. Evet. Ve hakikaten tamamen bizim şeyimizde kaldı ondan sonra. Allah razı olsun. Hocam bence daha iyi olmuş. Onlar ilgilenseydi zaten daha vahim sonuçta olabilirdi. Yok zaten müsaade etmezdim. Evet. Yani yine kabul etmezdim. Çünkü ben o da kalbi durdu. Bize haber geldi, telefon ettiler ve fenalık geçirmiş dediler. Hastaneye gitsin dedim hemen. Gitmiyor dediler. Evet. Nasıl oldu dedik. Ya, yine fenalık geçirdi. Yine gitmiyor. Muazzam bir mücadele verdim. Yani tabiri caizse zorla hastaneye götür. Ambulansı gönderdi. Zorla yani. Kapıya dayandı. Zor kullandık artık yani o şekilde. Evet. Ya ölecek, gitmiyor. Evet. Zorla hastaneye götürdük. Orada zaten biraz daha geciksen de ölecektiniz evet. Demişler. Acil pil takılmış evet. Hemen ölüyordu evet. Zaten. Maşallah Allah razı olsun hocam. Çok ilginç noktalarım hocam bakıldığında. Yani bir anne ve çocuğu, yani ölümcül bir hastalık bu. Yani bu nezle değil, grip değil ki. Bir nezle olduğumuzda yani bizim annemiz, babamız, dedemiz başımızdan eksik olmaz. Yani sürekli çorba iç diye falan böyle hani yok terle bilmem ne ilacını al diye. Bir gripte bile yani bu. Ki burada ölümcül bir hastalıktan bahsediyor. Çok vahim bir durum. Ve annesi Amerika'ya bakın, mı gelmiyor? Bakın, bir kere hiç gelmedi. Nasıl bir kere, bir kere rica ettim. Dedim ki kardeşlerim dedim bir hafta dinlensinler diye, biliyorum gelmeyeceğini de duyayım diye ondan. Benim işim var dedi, gelemem dedi. İki gün sonra seyahate gittiler Bodrum'a. Ben nasıl yani, bir şey bu ya? Yani. O devirde hakikaten yani kanımız donmuştu. Acayip şaşırdık. Ya gitmiyorlar yani. O kadar basit. Yani müthiş şaşırdım. Yani ölecektim, para vermemezlik olur mu? Mesela hiçbir şey olmadı. Yine Amerika'da da bir kişi daha vardı orada. Benim çok da böyle vakalarını bir tane anlatayım. Böyle köklü ailelerden birisi. Adamcağız bir hastalık geçirdi. Amerika'ya götürüyor. Ben tavsiye ettim, Amerika'ya gitti. Orada komaya girdi. Yani bitkisel hayata girdi. Doktorlar demişler ki aile fertlerine fişi çekeceğiz. Sizin şeyiniz varsa, rızanız varsa. Hı hı. O kızı var, dedi ki hocam dedi bana soruyorlar dedi, ne diyeyim dedi. Asla dedim, olur mu öyle şey ya dedim. Maşallah. Asla yani, kesinlikle olmaz. Evet. Biz resmi müracaat yaptık yani, kesinlikle kabul etmiyoruz dedik hastaneye. Hastane tabii şey yapamadı. 15 gün sonra adam kalktı ayağa. Maşallah. Buraya geldi, İstanbul'a geldi. Yani bak ailesi çekiyordu fişi. Yani tanınmış bir aile. Tabii söylemem ismini yani. Orada. Fişi çekecekler. Adam ölecekti. Çektirtmedim, adam yaşadı. Maşallah. Maşallah. Yani o Allah'ın bir lütfu maşallah, elhamdülillah. Başka türlü de olabilirdi. Allah korudu yani maşallah, elhamdülillah. Bakın biz şahidiz hocamızın. Hani diyorlar ki hani böyle dağılır. Yani şunu söyleyeyim, biz ölesiye seviyoruz. Öyle güzel ahlaklı, öyle üstün ahlaklı. Yani siz daha tam tanımıyorsunuz. İnsanlarımız daha bilmiyorlar da inşallah.
öyle mükemmel ahlak, Allah korkusu olan bir insan ki böyle. Bakın her günüyle ilgilendi. Bir gün ağrım olmuştu benim, sabaha kadar uyuyamamıştım. Haber gitmiş, sabaha kadar uyuyamadım. Yüzüm biraz asık gibi kalkmışım galiba sabah. Ondan sonra hemen telefon geldi hocamızdan. Telefonda bana sordu o merhameti, o sesinin tonu. Yani hiç unutmam bunu, hocamız hatırlamayabilir ama Allah razı olsun. Yani o sevgisi, o yakınlığı her anıyla ilgilendi. Madden, manen, her bakımdan. Bakın kampanya değil mi? Ailem terk etmiş beni, bırakmış. Parayı kestiler, akrabalara rica ettik, borç istedik falan. Öyle durumlar oldu zaten. Madden, manen, her şeyle her gün yani. Değil mi? Sırf ben değil, bir de hocamızın başka anneler, babalar var. Herhangi bir anne baba rahatsızlandığında gene hocamız her şeyle ilgileniyor madden. Aslında ona bu çalışmanı yaparken başımızda... Benim için çok büyük bir şereftir. Hukuki yönden de belaya girdi başım. Evet. Evet, yardım ederken. Yani başka yönlerden de başım belaya girdi yani hukuki yönlerden. Evet. Ama bu böyledir. Yani aksi olmaz. Yani iftihar ederim. Yani hakikaten deseler mesela git 20 yıl yap, çok rahat yatarım yani. Hiç gözüm kapalı. Allah razı olsun, maşallah. Ya yani müebbette yatılır, hepsi kabul edilir yani. Ne demek ya, bir insan yok olacak yani. Allah vermez. Yani yok olacak derken ölümüne vesile olacaksın. Yani direkt sen sebep olmuş oluyorsun. Yani şimdi diyorlar ki sana, elini yukarı kaldırırsan bu insan yaşayacak. İndirirsen ölecek. Ne yapacaksın? Kaldıracaksın. Kaldırırım elimi tabii ki. Kolun kopacak. Kopsun. Adam ölüyor. Niye kabul edeyim? Maşallah. Değil mi? Yani kolun mu kopacak, adam ölecek. Ben kabul etmem. İnşallah. Maşallah. Evet.